Yine ben lan. Ha? Yine ben. Ne istiyorsun lan sen adam? Çabuk kız lan. Kerem ben, Kerem. Alayım kimliği. Kimliği ver. Dur tamam. Bırak vereyim bırak. Siz devam edebilirsiniz. Eyvallah. Yalnız arkadaşlar da ben. Sileceksin o resmi. Hadi lan. Senin boyun çok uzadı ha. Geri bas. Geçmiş olsun kardeşim. Nasıl ya? Niye gidiyor? Ne oluyor ya? Ya cevap versenize. Bırak tamam, hiç uğraşma. Bunun babası mekan sahibi sayılır. Dokunulmazlığı var. Ha, baba parasını anladın da yani. Baba okulu. Komple değil. Yönetim kuruluyuz. Yani neticede bizden çıkan para onlara gider. Biz bursluyuz, bizden bir şey çıkmıyor. Sen yine de çok emin olma. Bunun babasının sözü herkese bir şekilde geçer. Bak bu beyler de çok iyi bilir. Değil mi beyler ha? Yürü. Kimlikleri verseydin. Bizde kalacak, işlem yapacağız. Ne işlem ya? Bir dakika, size söylüyorum. Ece. Bunun kafası adaletsizliğin normal bir şey olduğunu anlıyor. Yapacak bir şey yok. Bir açıklama yapar mısınız? Madem bir işlem yapacaksın, niye tek tarafa yapıyorsun? Niye onlara da yapmıyorsun? Ece. Ya cevap verir misin? Ben de bu okulun öğrencisiyim ve bana açıklama yapmak zorundasın. Ya tamam. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Alo. Ya dalga mı geçiyor bunlar, şaka mı ya? Ya sana diyorum, bir şey söylesene. Ya senin var ya. Dur ya, dur. Tamam. Sinirlendin anladık ama bu okul malına zarar vermeye girer. Kimliğini alacağız. Tut. Al. Elinden geleni ardına koyma. Tamam? Ama ben de bunu burada bırakırsam bana da Ece demesinler. Ver. Nefret ediyorum babaanne. Kerem, kısa artık şu müziği. Geldik zaten okula. Aa! Hayırdır? Aslında doğru söylüyorsun ya. İnsanlar her türlü canını sıkıyorsun zaten. Kardeşim ben dün gece ne kaçırdım? Senden bir şey kaçar mı canım kardeşim? Arkadaşlar kimlikleri göreyim. Arkadaşlarınız aldı. İşlem başlatacaklarmış da hakkımızda, haksız bir biçimde. O zaman öğrenci numaranızı verin, bir bakalım. Ver. Sistemde yazıyor burada. Bu ne ya? Ne oldu? Nasıl ya? Baksana. Ne oldu? Ya dün başlatmadılar mı soruşturmayı zaten? Ne ara gitti de sonuca bağlandı da. Zarfınız alınmıyor, danışmandan diyor. Bizim danışmanımız kim ki? Hocam, pardon, müsait misiniz? Ben de sizi arayacaktım. Ece ve Kerem. Bunlar da sizin. Soruşturmanın sonucu.
Komik bir şey mi var? Göreceğiz hocam onu. Yapılan tahkikat sonucunda öğrencinin şiddet ve demirbaşa tahribat... Maddeleri uyarınca %75 oranındaki bursunun kesilmesine karar verilmiştir. Saçmalık bu. Yönetim kurulu üyesinin arabasını çizmek mi? Evet. Tam bir saçmalık. Ne? Yani çizsem öyle olurdu hocam. Doğru söylüyorsunuz. Ne demek o? Resmi evrak yalnız o. Fark etmez. Teşekkürler, sağ olun. Kerem! Kerem! Selam Derin. Ne haber abi? Evren. Ne haber? Derin! Ne işin var senin, müsait duysaydın ya? Ders var. Sanki bir şey anlayacaksın da o halde. Ya ben anlamıyorum. Sen benden daha çok içiyorsun. Nasıl bu kadar dinç olabiliyorsun? Çünkü ben hiç uyumuyorum Derinciğim. Ne yaptın? Hı? Bu da formunda. Nerede buldum o ben? Kerem! Kimi yazdın mı diyorsun? Giriş yaptı. Kerem! Kerem! Hay Allah'ım ya! Kerem! 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 Kerem sen! Kerem! Kerem! Kerem sakin. Kerem! Kerem! Baksana! Tamam. Salın gelsin! Tamam. Salın gelsin! Tamam. Tutmayın gençlerin önünde! Salın gelsin! Sen gel. Tamam oğlum işte. Sal. Sal gelsin. Tamam bırak. Bırak. Sakin ol. Sal gelsin. Lan. Tamam sakin ol. Tamam konuş Kerem. Kerem tamam sakin lütfen. Bak emri kraliçe veriyor ya Kerem. Lan oğlum. Tamam. Tamam. Bırak. Tut. Koş. Bas Kerem. Koş. Bas. Tamam konuşacağım. Susma sen de. Bırak konuşacağım. Doğruyu söyle. Konuşacağım. Konuşacağım. Tamam. Ben senin babanın arabasını mı çizdim? Vallahi öyle gözüküyor. Okulun attırmana yetecek yani bu. Yo, hayatta bırakmam seni. Bizim kapımızı öğrenmek isteyen herkese açık Kerem. Ver parasını kal istediğin kadar. Bir araba için okuldan şutluyorsun yani. Öyle mi? Her hatanın bir bedeli olur diyorum. Bu kadarını yapamazsın ya. Belki bu top buradan döner Derin. Ne diyorsun? Hı? Borcunu kapatırsan, şu özlü de bir alırsan. Kapanacak mı o zaman her şey? Anım. Peki. Sakın. Sakın. Tek kelime etme. Ece yürü. Kerem. Abi. Bin. Madem bir hata yaptın. Bedelini öderim. Bedel ödüyorsam da önce o hatayı yaparım. Çok ağır ödeyeceksin. Çok ağır. Başka türlü yapardı da. Kendi değildi ama.
ama Kerem. Tamam biz yaptık, hatta sen yaptın. Ya burşumuz yandı, farkında mısın? Arabanın gazın yarısı yok. Nasıl anlatacağız bunu? Önce annemle başlayalım, yumuşak geç. Hala ya, hala komiklik peşindesin. Ya ne yapayım, olan oldu artık ya. Sanki sen dün kırmadın sileceklerini güvenliği. İftira atmış herif, ne yapsaydım? Ben sana hiçbir şey demiyorum. Ya bari şimdi açma şunu. Allah'ım ya! Yangınlar yanıyor, kıyametler kopuyor ama şu salak plaka çalışıyor. Arabanın yarısı yok ama hala çalışıyor. Yılan değil mi? Fena. Ne zaman ıslatıyoruz? Kanka şu olaylar bir durulsun da yapacağız, hepsini yapacağız. Yağız, bir şey arkadaş, şu bastıları tizleri duyalım be abi. Değil mi ya, bir patlatalım ya. Bak şimdi. Ödü koptu lan. Alsam biraz su için. Ya hadi ama ya, hala çıkmadı. Sen niye gerildin ki bu kadar derin? Nasıl niye gerildim? Ya çocuk Görkem için o kadar kendini riske attı. Ya güvenlik uyanırsan? Ne olacak? Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Sağ olsun. O ne demek ya? Sen ne demek istiyorsun derin? Çocuğun gözünün içine baka baka yalan söyledin. Senin için arıyoruz kamera kayıtlarını dedin. Ben seni yanlış mı anladım? Senin tek derdin Yağız'a karşı elinde bir koz olması değil miydi? Ya sonuçta hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. Yapma ya. Allah Allah. Nasıl aynı şey oluyor tam olarak, anlatsana bana da. Yağız'a karşı bir şey arıyoruz. Bir şey bulmak istiyor ve babasının önüne koymak istiyor. Anlatabildim mi? Anlamadın, anlatayım. Derin, o kamera kayıtlarını bulsan bir ömür saklayacaksın. Eğer bir şey söylersen babanı izletirim bunları diyeceksin. Ama Kerem ne yapacak? O kamera kayıtlarını bulduğu gibi Raşit'in önüne atacak. Niye? Kendini kurtarmak için. Doğru mu? İyi haber. Güvenlik baygın. Kötü haber. Senin kayıtlarda bir şey bulamadım. Hadi. Siz bana bir hepimiz sığacak mısınız ya? Kerem sakın. Ben diyorum sana lütfen sakın. Tamam. Ne yapıyorsun lan sen? Hala yeni arabayla gösteriş yapan kaldı mı? Böyle şeyler sana bana mı oluyor Evren? Herkesin durumu yok. Bazıları için okula gitmek demek sabah 7'de 40 durak yapan bir servisi beklemek demek. Kendimizi bir tutmayalım. Yaz. Söyle canım. Ne oldu ya, sen bir bembeyaz olmuşsun. İlaçlarını almadın mı yoksa? Biraz üşütmüş de. Teknede takıldığımız gece. Ama şimdi iyi gibi. İlaçlar işe yaramış. Çok geçmiş olsun. Sana da geçmiş olsun Kerem. Bir ton badire atlatmışsın, karakollar marakollar. Babanla perişan. Sakın. Tek kelime daha edeyim deme. Sana bir şey söyleyen yok. Sen kendi kardeşinin salaklığı yüzünden bu haldesin. Mahveden. Ya bu okulda iki tane dil eğitimi var Yaz. Ama sen daha kendi ana dilini anlamıyorsun. Kerem, şu kardeşini al başımdan. Hiç tarzım değil. O ne zaman ne yapacağını iyi bilir, merak etme sen. Biz senin tarzını o kadar iyi biliyoruz ki. İnanır mısın, iki günde anlayıverdik. Senin tarzın böyle erkek erkeğe değil mi? Öyle. Öyle. Ama böyle kafana tepsi yiyince de hemen babacığını uf oldu diye ağlayıveriyorsun. Yürü git şuradan. Çek arabanı. Bir daha da sakın o pis ağzına babamın adını alayım deme. Duydun mu? Hadi. Hadi bak. Hadi gidiyoruz. Söyleyeceğimi söyledim zaten. Şişt,
Önüne bak önüne. Ben varım senin önünde. Ne babam var ne Ece var. Anladın mı? Şimdilik. Şimdilik gözümün önündesin. Mahkemeden sonra okuldan da şutlanacaksın. Biz burada mafya yetiştirmiyoruz. Ha bunlar babadan ola geçen müesseseler zaten. Evlat dediğinden Raşit Bey, evlat babanın mirasıdır. Bu senin için de, senin için de, benim için de geçerli. Ha tek farkla, ben baba açısından şanslıyım. İyi şanslar. Sana da. Hadi. Özür dilerim. Yaptıklarım için beni affedebilecek misin? Kıyamaz. Sen içinde neler dedim unuttun mu? Bu tane ki. Hani bitecekti özür dileyince? Bitti zaten. Bunlar eski davalar. Şimdi bir küçük bir işim daha kaldı. Onu da halledeyim. Yaz. Yemin ederim parmağımı şıklatmayacağım bak. Korkma ya. Oha görüyor musunuz? Barışmışlar. Ben hala haklı olduğunu düşünmüyorum. Sonunda özür dilettiniz. Öyle mi halledecektin? Hiç değilse bitti artık. Mükemmel bir çözüm. Gerçekten. Mükemmel. Mükemmel. Kerem konuşmak ister misin? Peki. Ama bak bence Derin normalde böyle bir şey yapmaz yani. Bizi ilgilendirmez Ece. Bizim amacımız belli. Ben babamdan başka bir şey düşünmüyorum. Sen de düşünme. Değmez çünkü. Tatlım ya. Biz önemli bir şey konuşuyorduk. Daha sonra. Tamam olur. Görüşürüz o zaman. Ay, yani şimdi bir de bunlarla uğraşacağız ya. Sen istedin. Yat. Saçma sapan bir oyundu. Bitti gitti. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım.
Hem ayrıca hep sen beni korumak zorunda değilsin. Sen kimi koruduğunun farkında bile değilsindir. O ne demek şimdi? Ece. Dün gece bana geldi. Babaları kaza geçirmiş. Yağız yaptı diyor. Yardım istedi. Ne diyorsun ya? Ya bana hiçbir şey söylemedi. Yani adamı bulamadığını, senden yardım isteyeceğini söyledi. Benim haberim yok. Artık haberin var. Derin. Sen ne yaptın peki? Hiç. Onlara daha önce yardım etmenin bedelini ödemekle meşgulüm ben. Eğer doğruysa bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Eğer doğruysa sen büyük bir hata yaptın demektir Derin. Yani eğer bu gerçekten doğruysa, gözü döndüğünde bu kadar ileri gidebiliyorsa, sen de artık biraz olsun kendin için korkmaya başlasan iyi olur. Çünkü o saçma sapan dediğin oyun senin başına çok büyük bir dert olabilir. Ha, sen Yağız'ın dediğini yaptın diye bizi kurtardın belki, evet. Çok sağ ol Derin. Minnettarız gerçekten. Ama artık senin için iş bitmeyecek. Unutma. O zaman hatamı da telafi etmem gerekir. Bu senin de işine gelecek. Ne benim işime gelecek? Bu. Hadi kalk. Hiç bakmayın öyle. Herkesin bir tabiatı, doğuştan gelen bazı huyları vardır. Tabiat doğuştan geliyor mu dedi? Ne dedi? Kerem, nereye bakıyorsun? Ne yapacaksın ya? Kavga mı çıkaracaksın derse ya? Ne yapacaksın? Dur önüne. Kimi hırçındır, kimi uyuzdur, kimi komiktir, kimi derse geç kalır. Pardon hocam. Geç derim. Ama karakter sahibi olmak başka. Ona sarıl, bunu öp. Yapmadığı kalmadı. Hala inmedi ya. Şaka gibi. O gözler neler gördü aşkım? Birazdan bir kitap önereceğim. Not alın isterseniz. Her ihanetin bir bedeli olacak tabii. Ne? Herkes öldürür sevdiğini Bekir kardeşim. Değil mi Yağız? Nasıl hocam? Karakter diyorum. Doğuştan gelmez. Sonradan inşa edilir. Hatta o kadar da değil. Sürekli sınanır, sürekli korunması gerekir. Yani uzun iş, bence bu kadar kasmaya gerek yok hocam. Zeka her koşula uyum sağlamaktır demiştiniz. Doğru. Dedi, gerizekalı. Her koşula uyum sağlayacağım diye sürekli değişirsen karakter sahibi olman zor. Senet de kitabına bu yüzden karakter aşınması adını vermiş. Peki, ne demek istiyor? Yani bu rekabet ortamı, hırs ya da böyle her şeye sahip olma isteği gibi şeyler insanın karakterini bozuyor diyor, doğru anladıysam. Ama bu aşırı romantik bir düşünce değil mi hocam? Yani piyasa bizden ne bekliyor? Kazanan masa üstündeki her şeyi, hemen hemen her şeyi alıp gider. Rekabet etmemiz lazım, mücadele etmemiz lazım. Yoksa diğer türlü yenik sayılırız. Önemli olan kazanmak yani. Peki, savaştan nasıl çıktığının bir önemi yok mu? Yok. Galip geleceksin, bitecek işte. Yani kaybedenleri kimse umursamaz hocam. Ama kazananlara hep saygı duyarlar. Peki sen? Kazanırken hile yaptıysan, sana güvenen insanları yarı yolda bıraktıysan, sen kendine saygı duyabilecek misin? Yani ne kadar kazandığıma bağlı. Hani bir meblağ söylerseniz ben de ona göre bir düşüneyim. Para. Yani yeterince para verilirse herkes kendi doğrularından vazgeçebilir. Hepimiz satılığız, öyle mi? Öyle. Sadece bazıları daha ucuz, bazıları daha pahalı. O kadar. Yok ya, öyle değil. Bazıları ucuz,
Bazıları daha ucuz. Ama bazıları satılık değil. Yani illa para mı her şey? Hocam yani merakımdan soruyorum. Şimdi birinin bir derdi sıkıntısı olur, çözmek ister. Birinin bir sırrı olur, üstünü örtmek ister. Yani arkadaş direkt paraya kilitlendi de ihtiyaç sahibi olduğu için galiba. Hani başka yolları da var. Tartışmayı sürdürmek ister misin? Yok hocam istemem. Tartışmak için çünkü karşınızdakinin de sizi anlaması lazım ya. Ama bir cevabınız var mı diyorsanız var. Alayım. Şimdi şöyle. Koşul fark etmez. Ne kaybedeceğinin de önemi yok. Öyle çıkarmış, sırmış, hani benim çok ihtiyacım olan paraymış, mevzu bu değil. Mevzu şu, kendine hesabını veremeyeceğin şeyleri yapmayacaksın. Öyle yapıp yapıp özür dilemeyeceksin. Kendi çıkarını düşünmeyeceksin. Gerekirse kaybedeceksin, gerekirse üzüleceksin, gerekirse... Yürü lan kara olan, konuş lan! Kim tutar seni be, bas! Kim tutar seni? Gel gel! Atın kurşunu! Bırak bırak, ellemeyin. Yarası derin onun. Canı acıyor, canı. O da bunu istiyor zaten. Kim? Kerem! Kerem! Tamam arkadaşlar, dağılın. Bugünlük bu kadar, hadi. Ya hocam, arkadaşıma dersin huzurunu bozuyor. Ben buraya okumaya geliyorum ya. Dağılın dedim, yaz. Dağılıyoruz zaten de, olmaz ki.